Merhabalar tekrar. Kalpten Kalbe programımızın dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Cemal Nur anneme yine güncel bir soru olduğunu düşündüğüm bir soruyla geldim. Günümüzde gençler, çocuklar genellikle görüyoruz, çevremdeki gençlerden de görüyorum, deist olmaya çok meyilliler. Evet. Ebeveynler de nasıl onlara karşı davranmaları gerektiğini, ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Evet. Bu konuda onlara tavsiyeleriniz nelerdir? Güzel kızım, her çocuğun belli bir devresi vardır. Bir kere müsamaha lazım. Yani bir bıraksın, her türlü fikri düşünsün. Çünkü hakikati bulana kadar zıtlıklardan gider insan. Dolayısıyla benim empoze ettiğim şeyi beğenmez. Anne babanın empoze ettiği şey çocukta ters tepki yaratır. Bu genel bir kaidedir. Onun için bir insan imanını kendi yaşarsa, anne ve baba olarak, o zaman da çocuğa tesir edecektir. Yani önce her şeye itiraz edecek, bana anlatmayın, sizin söylediklerinizi beğenmiyorum diyecek. Sonra yavaş yavaş onların hayatları onlara tesir edecektir. Ben burada Yahya Kemal'den çok büyük bir örnek almıştım. Kendisi Balkanlı biliyorsun ve solcu ve dinsiz. Bu vaziyette yurt dışında birçok yerde sefirlik yapıyor. Sonra Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye geldiği zaman çok etkileniyor. O zaman tabii Boğaz Köprüsü falan yok. Galata'ya çıkıyor. Bir anda bakıyor ve annesinin şu sözünü hatırlıyor. Oğlum, iki sevgiyi hiç unutma. Biri peygamber, biri ikinci Murat. Çünkü ikinci Murat fethetmiş oraları. Bir anda diyor ki, tamamen bir anda değişebilir miyim diyor. Bir anda bir aşk geldi içime diyor. Sonra İstanbul'a baktım. Ben de şimdi kaç gündür onu söylüyorum. Birçok şehri gezmek nasip oldu bu konferanslar yüzünden. Mesela New York'u da çok sevmiştim. Fakat manzaralar sabit. Dışarıda Avrupa şehirlerini. Şurada Boğaz'a bir gün bakmak lazım. Her an değişiyor. İşte bu değişkenlik Allah'ın sonsuz sanatının. Yahya Kemal onu görmüş ve aşık olmuş. Ve hep İstanbul üzerine şiirler yazmış. Şunu söylemek istiyorum ki ailenin yaşam biçimi çocukları etkiler. Zamanla eğer içinde ezeli kabiliyet varsa o zaman mutlaka anne babanın imanı çocuğu etkileyecektir. Kabiliyet yoksa da ona yapacak pek bir şey yok. Şunu unutmamak lazım. Mesnevi de şöyle anlatıyor. Hazreti Nuh 3 kere Allah'a soruyor. Ya Rabbi, bu çocuk benim oğlum değil mi? Niye gemiye gelmiyor? 3 kere. Onun üzerine Allah'tan nida geliyor. Ne zaman senin oğlun oldu? Ya Nuh. Çok güzel. O bana ait bir varlık. Bir ömürlük sana beni öğretesin diye verdim. Fakat sen fazla benimsedin. İşte fazla benimsediğimiz zaman orayla imtihana girebiliyoruz. Onun için lütfen çocuklarımıza eziyet etmeyelim. Gülelim, geçelim. Sen de haklısın diyelim. Bana da ailem öyle yaptı. Ama bak çok şükür o imanı bana aşıladılar. Yaşayarak hiçbir şeyi yalan söyleme denmedi bana mesela. Hiç söylenmedi evde. İbadet et denmedi ama gözümü açtım annemi secdede gördüm. Babamın o halka hizmeti ibadet gibi yaptığını gördüm. Devlete ödediği vergiyi bir gün kaçırmadan kaçırırım diye gece 3'te geldiği hastadan sonra vergi defterini yazdığını gördüm. Şimdi bütün bunlar seni güzel ahlaka yönlendiriyor. Peki din nedir? Güzel Güzel ahlak ahlak. diyor peygamber. Evet. Hatta şöyle de bir hatıram var. Keyif bir gazeteci dostum dedi ki ben dindar değilim. Biraz sonra da biz işte birçok hoca vardı konuşuyoruz. Tanıdığınız hocalar da var içinde. Hepsi dini anlatıyorlar. Bana sıra geldi. Sevgili dostum dedim. Peygamber din güzel ahlaktır demiş. Siz yani dindar değilim deyince ahlaksızım mı demek istiyorsun? Yok öyle değilim dedim. Yani maksat güzel ahlaktır kızım. Allah'ın ahlakı güzel ahlaktır. Nefret etmeyeceksin, affedeceksin, seveceksin. Düşün peygamberi yüzünü dönmeden, gülmeden hiç kimseyle konuşmuyor. Hiç kimseyi aşağılamıyor. Ne bir Hristiyanı, ne bir Museviyi. Bugün Siyonizme çok karşıyız ama
din insanına karşı değil, insana karşı değil. Hı hı. İzimlere karşıyız. Evet. Siyasete karşıyız. Dolayısıyla insanı sevmek, her kulu sevmek bizim görevimiz. Biz Rabbül Aleminim diyen, sen Rabbül Aleminsin diyen bir peygamberin evlatlarıyız. Çok hoş bir şey daha anlatayım sana. Karl Ernst'e Muhammed kitabından dolayı ödül verdik. Hı hı. Peygamber'e dost ödülü. Fakat maalesef gazetecilerimiz, senin adın Karl, Hristiyansın değil aslında, ben biliyorum da. İşte neden bu kadar Hazreti Muhammed'e aşıksın diye soru sormuşlar. O da harika bir cevap vermiş. Benim bildiğim Muhammed herkesin peygamberi. Çok güzel. Yanlış mı? Doğru. Fakat gene de Peygamber Efendimiz diyor ki, ben yaratılmış her şeye hizmetle vazifeliyim ama şeriatıma girmeyene pek şefaat edemeyeceğim öbür taraf. Şeriatına girmek ne demek kızım? Kur'an'a ve işte sünnete uymak. Yani şeriat değil o. Şeriat ibadettir. İbadet de zannedildiği gibi hu 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 değildir. İbadetin ana gayesi kendini Allah'la beraber hissetmektir. Onun için ister Hristiyan olsun, ister Musevi, ister Müslüman, Allah'la olan herkes ve teslimse ve Hazreti Muhammed'i de bir peygamber olarak kabul ediyorsa, biz onları İslam kabul ediyoruz. O zaman çocuklarımızı zorlamayacağız. Katiyen. Çünkü ters tepki verecekleri evet. Aşikar. Onun yerine onlara halimizle örnek olarak. Evet, çok doğru. Değil mi anneciğim? Evet, evet. Bu yola sevk olmalarını. Evet, güzel ahlakı öğreteceğim. Çok teşekkür ediyorum anneciğim. Ben de bu programı Halil Cibran'ın Çocuklar şiiriyle bitirmek istiyorum müsaadenizle. Konumuzla alakalı olduğunu düşündüğüm için. Çocuklar sizin çocuklarınız değil. Onlar kendi yolunu izleyen hayatın oğulları ve kızları. Sizin aracınızla geldiler ama sizden gelmediler. Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller. Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil. Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır. Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil. Çünkü ruhlar yarındadır. Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz. Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları kendiniz gibi olmaya zorlamayın. Harika. Çünkü hayat geriye dönmez. Dünle de bir alışverişi yoktur. Siz yaysınız, çocuklarınız ise sizden çok ileriye atılmış oklar. Okçu sonsuzluk yolundaki hedefi görür ve o yüce gücüyle yayı eğerek okun uzaklara uçmasını sağlar. Okçunun önünde kıvançla eğilin. Çünkü okçu uzaklara giden oku sevdiği kadar başını dimdik tutarak kalan yayı da sever. Harika. İyi günler diliyoruz. Sorularınızı bekliyoruz.